Aynen düşündüğümüz gibi olmuş başkomiserim. Adam Cevher'e Zehra'dan bahsedince hemen kumpası kurmuşlar. Cevher de zaten yok, gördüm, hissettim falan filan derken yavaş yavaş kafeslemeye başlamışlar kızı. Ya cinayet? Kumpası itiraf etti ama cinayeti reddediyor hala. Hayrola Selim, paslanmaya mı başladın? Yok be başkomiserim, ne alakası var? Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Belki de doğruyu söylüyordur. İyi de Cevher yapmış olamaz ki. Kadın cinayet saatinde, seansta. Belki birine yaptırmıştır. Kiralık katil. Müşterileri hakkında bilgi toplamak için birini tutmuş olma ihtimali yüksek. Adam zaten Zehra'yı takip ediyorsa evini de biliyordur. Eğer olanları araştıran bir adam varsa Ayşe'yi de gerçekten bulmuş olabilir. O zaman Cevher'e gidip öğrenelim. Başkomiserim, ister misiniz şimdi kadın geleceğimizi hissetsin de kaçsın? Nasıl yani? İşte öyle transandantal enerji olaylarıyla diyorum. Görüyor olabilir. Aman ha. Cevher Hanım. Cevher Hanım. Ne oldu? Bizim transatlantik kendi katilinin geldiğini göremedi galiba. Bayağı bir mücadele etmiş. Evet başkomiserim. Uzun süre direnmiş. Arkadaşlar maktulün asistanını getirmişler başkomiserim. Hilal Sertkaya, 28 yaşında. Medyum Cevher'in asistanı. Cevher Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Akşam saat 8'de seansı vardı. Seans bitene kadar burada mıydınız? Evet, ortalığı toparladım. Tam çıkmak üzereyken bir komiser geldi. Komiser mi? Evet. Komiser olduğuna emin misiniz? Kesinlikle. Rozetini gösterdi. Adının Orhan olduğunu söyledi. Adımı hatırlıyor musunuz? Komiserim deyince çok dikkatli bakmadım. Cevher'e haber verdim ve ben çıktım. Adam da odaya girdi. Tamam, tamam Hilal Hanım. Şimdi bir arkadaş gelecek, sizden parmak izi ve swab örneği alacak. Eğer ihtiyacımız olursa tekrar görüşeceğiz. Hı hı. Alo, Murat. Ya bir şey isteyeceğim senden. Buraya bizden birinin gelip gelmediğini kontrol eder misin? Tamam, sağ ol.
Araştıracaklar. Ama ben bizden birinin geldiğini zannetmiyorum.